Ramazan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Ramazan Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Hani sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben Ramazan Yıldırım. Sektörle tanışmam, sevdiğim için başladım bu işe 5-6 senedir. 5-6 senedir, evet. Bir tecrübeniz var. Daha öncesinde peki? Daha öncesinde gene bu işlerle uğraşıyorduk. Eşortman tarzı tekstil üzerinde çalışıyorduk. Tekstille alakalı bir geçmiş var ama. Var, evet. Evet, şu an fuardayız ve fuarın ikinci günü ve siz de ürünlerinizi sergilemek için buradasınız. Biraz tanıyalım, firmayı tanıyalım. 5-6 sene önce bir yola çıktık. Neler yapıyoruz burada? 0 yaş, 0-6 mevlütlük grubu. Evet. Güzel ürünler yapıyoruz. Neler var peki çeşit olarak? Sadece kız çocuğu mu, erkek çocuğu da var? Kız çocuğu da var, erkek çocuğu da var. Patik çeşitlerimiz var. Evet. Losa çeşitlerimiz var. Yoğun çeşitimiz vardır. Yani aslında hani A'dan Z'ye diyebiliriz değil mi? Evet. Biraz sizin işiniz aslında arz talep meselesi. Yani evet. Kişilerin sizden istemesi lazım. Siz de bunların tasarımlarını yapıyorsunuz. Ve gelen misafirlerinize sunuyorsunuz diyebiliriz ama ne olursa olsun gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz. Evet. Hizmet sektörü zor olduğu gibi insanlarla uğraşmak da zordur. Bayağı zordur, evet. Yani yaşıyorsunuz, bizler de bunu yaşıyoruz. Nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken Ramazan Bey? Yani olmazsa olmazlar vardır. Güzel. Öncelikle kalite. Kalite. Ondan sonra ürünün güzelliğini, bebeğe, cildine zarar vermeyecek şekilde ürünler sunuyorsunuz. Sağlık, evet, değil mi? Evet, sağlık, sağlık. Sağlık bizim için önden gelen bir şey. Evet, ya yani aslında herkesi ya bunları üretirken bile hep kendi çocuğunuz gibi düşünüyorsunuz. Evet, aynen öyle. Aslında temele inersek dürüstlük yani Ramazan Bey ya. Bir de bu işin temeline inersek dürüstlük var. Dürüstlük, evet. Yani. Çünkü meleklere hizmet ediyoruz. Evet, ne kadar güzel bir tabir gerçekten. Yani onlar... Hakkını vermek zorundayız. Evet. Geleceğimiz onlar. Evet. Çok severek de yapıyorsunuz mesleğinizi, evet, Ramazan Bey. Bence yapıyoruz. Hani başarınızın en büyük sırlarından biri bu. Evet. İnsan zaten sevmediği ve inanmadığı bir işte de başarı göstermesi aslında mümkün doğru, değil. Evet. Peki fuarın ikinci günü dedik. Fuar nasıl geçiyor sizin için Ramazan Bey? Biraz fuar hakkında konuşabilir miyiz? Fuar güzel. İkinci günü oldu. Bayağı yoğun. Evet. Güzel müşteriler geliyor yani. Evet. Bayağı memnunuz yani. Üretim yapıyor musunuz peki? İmalat, üretim, evet. Nerede merkez? Kaldı Caddesi'ndeyiz. Yine Bursa'dayız. Bursa'da. Ne kadar güzel bir üretim yapıyorsunuz. Evet. Ya. Üretimde çok geriyiz çünkü. Yani ülke olarak geriyiz aslında. Böyle bir gençlere tavsiyeniz var mı Ramazan Bey? Yani var. Bu işin içinde ya neler yapmalı çünkü gençler? Çünkü Bursa gerçekten bir bebe şehri oldu artık. Evet. Bu güzel. Konuda gerçekten evet. Tek. Evet. Bursa bir numara oldu şu an diyebilirim. Evet. Ve gençlerin de gerçekten üretmesi lazım. Bunun evet. Bilincinde olmamız lazım. Peki ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz? Bütün yabancı ülkelere gönderiyoruz. Yani Arap ülkeleri. Olursa. Arap ülkeleri, Rusya tarafı. Evet. Bayağı yere gönderiyoruz yani. Cezayir, Fas. Buralara da gidiyor. Evet. Aslında bizi de temsil ediyorsunuz orada. Evet. Yani çünkü orada bir Türk firması var. Kapris bir dünya markası oldu diyebiliriz ya. Yani. Ne kadar güzel ama. Evet. Ama hiç geldiğiniz noktaları da unutmamışsınız. Evet. Ramazan Bey, bu da bir gerçek. Gerçek. Peki dönersek bir geçmişe Ramazan Bey. Hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani istediğiniz yerde misiniz? Şu an istediğimiz yerde hemen hemen. Evet. Bayağı güzel yani. Tabii hedef hiç bitmeyecek. İnşallah. Aslında hedef biterse biz de biteriz. Evet. Evet, var mı böyle şubeleşmek, bayileriniz falan var mı? Bizim toptancılar var. Ürünlerimiz onlara gidiyor. Sergiliyorlar, satılıyor ve her tarafa gidiyor. İstanbul'a. Evet. İstanbul'a kadar gidiyor. Biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Sağ olun. Buradan artık son sözlerinizi alın. Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Biz herkese buraya teşekkür edelim, davet edelim. Değil biz mi? Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesi bekliyoruz bu fuara. Evet. Gayet güzel olacak inşallah. En azından bir çay kahve içmeye davet edelim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ramazan ediyorum. Bey. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun.